Merhaba, ben Sercan Yüksek. Yeni başlamak için Creo bu haftada. Creo Informatik 4.0 ile montaj oluşturma, mekanizma bağlantılarını tanımlaması ve patlatılmış görünüş oluşturma konularını işleyerek bu haftayı tamamlıyor olacağız. Şimdi uygulamamızı açalım. Öncelikle ilk uygulamamı açıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi aslında Creo'nun montaj arayüzü Part ortamındaki arayüzünden çok da farklı değil. Sadece ilgili ikonlar biraz değişiklik gösteriyor ama genel mantığı tamamen arayüz bazında aynı bir arayüze sahip. Şimdi biz montaj gerçekleştirmek istiyorsak komponent bölümü içerisinde assemble kısmından assemble tıklamamız yeterli. Dedik ki mesela buradan bir tane parça çağıralım. Body parçasını çağırdık. Gördüğünüz gibi parçamız karşımıza geldi. Biz bu şekilde ilk oluşturacağımız parçayı mesela ana parça olacağı için bunu ana bir merkezi sabitleyebileceğimizi söylüyoruz. Bu arada şundan da bahsetmek isterim. Aslında Creo'nun çalışma mantığında, hani montaj ortamındaki çalışma mantığında kısıtlamalar mevcuttur. Mesela constraint'ler, mesela distance, angle, offset, parallel, constant gibi temel kısıtlamalar mevcuttur. Siz bu kısıtlamaları kullanarak siz montaj işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. User Defined kısmında da gördüğünüz kısımda Rigid Pin Slider, Cylinder gibi birden fazla araç mevcut. Bu araçlar aslında sizin mekanizma bağlantınızı tanımlamanıza ve parçanızı hareket ettirmenize imkan sağlayan araçları içerir. Şimdi biz ilk etapta kısıtlamaları kullanarak montaj işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi ana bir parçamız mevcut. Ana parça oluşturduğumuzda biz ilk başta default constraint olarak belirleyip bunu ana montaj parçası olarak belirlemiş oluyoruz. Sağ klik yapıp default constraint diyebilirsiniz veya tanımlayacağımız constraintler içerisinde default diyerek merkez noktasına yani koordinat sisteminin merkezine yerleşecek şekilde konumlandırabilirsiniz. OK dediğinizde aslında montajınızın kısmının tanımlanmış olduğunu, gördüğünüz üzere status bölümü içinde fully constraint diyerek tanımlanmış olduğunu ve montajınızı gerçekleştirdiğini karşınıza getirir. Montaj işlemini gerçekleştirirken şu yöntemleri kullanabilirsiniz. İlk başta merkez yüzeyleri referans alarak bir eş merkezlik yaratabilirsiniz ve sonra oturacağı parçaları seçebilirsiniz veya eksenleri kullanarak bir eş merkezlik yaratabilirsiniz veya düzenleri kullanarak bir eş merkezlik yaratabilirsiniz. Default constraint aslında bu şekilde çalışmakta. Şimdiki örneklerimizde aslında diğer constraintlerimizin nasıl işlediğini de görüyor olacağız. Ama bundan öncesinde sizlere biraz montaj parçamızı nasıl konumlandırmamız gerektiğinden, mouse ve klavye kombinasyonlarıyla nasıl parçamızı hareket ettirebileceğimizi ilgili konuma oturtabileceğimizi gösteriyor olacağım. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane assembly dosyası açtım. Aslında ilk başta oluşturduğumuz part dosyasının merkezde olduğunu gördüm. Assembly'den yeni bir parça çağırdım ve shaft parçasını bu şekilde karşıma getirdim. Ctrl Alt sağ klikle istediğiniz gibi sağ sol oynatabilirsiniz. Orta tuşta İstediğiniz gibi bir eksen doğrultusuna döndürebilirsiniz veya Spin Center'ı grafik toolbar üzerinden kapatarak istediğiniz noktadan döndürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Veya sol tuşuyla, Ctrl Alt sol tuşuyla bir eksen doğrultusunda açık bir hareket oluşturabilirsiniz. Buradaki tamamen aslında sizin bakış açınıza kalıyor. Mesela ben orta tuşa tıkladım. Sağ klikle de istediğim konuma getirdim. Gördüğünüz gibi. Ben istediğim konumu bu şekilde getirebiliyorum. Veya 3D Height Dragger'a tıklayarak dashboard yapısı içerisinde dilediğim şekilde konumlandırma işlemi gerçekleştirebiliyorum. Sağ sola ettirebiliyorum, okları çekiştirerek. Yukarı aşağı, ön arkaya da aynı şekilde hareket ettirip ilgili konulara sürükleyebilirim. Şimdi OK dedim. Close dedim. Create Şimdi sizlere biraz kısıtlamalardan bahsedeceğim. Kısıtlama mantığıyla aslında montaj işlemi nasıl gerçekleştirir bunu göreceğiz.
Öncelikle sizlere bir örnek açalım. Gördüğünüz gibi aslında bir parçamız mevcut ve ona oturtmamız gereken bir adet şap parçası daha mevcut. Şap PRT'ye tıklayıp Edit Definition diyorum. Ve gördüğünüz üzere aslında kısıtlarının tanımlanmadığını bu şekilde görüyorum. Fen kapatıyorum. Ctrl Alt ve sağ klikle ilgili konuma getiriyorum. Size şeyden de bahsetmiştik. Hani herhangi bir kısıt tanımlanmadan montajımızın gerçekleşmediğinden bahsettik ve hani bizim bu noktada bir eksen referans olarak, bir yüzey referans olarak veya bir düzlem yüzey düzlem veya eksen referans olarak bu şekilde montajımızı gerçekleştireceğimizden bahsetmiştik. Mesela ilk başta otomatik kısıtımızı constant kısıt olarak belirliyoruz ve A3 eksenimizi karşı yani montajlanacak parçanın A9 ekseniyle eş merkezi olacak şekilde belirliyorum. Gördüğünüz üzere kutucuğum içerisinde eksenlerimin kısıtlandığını söylüyor. New constraint diyerek yeniden constant diyorum. Sağ kliğe tıklayarak bu noktada yerleşeceği noktaları seçerek bu şekilde constant kısıtıyla montajımı gerçekleştirmiş oluyorum. Yani ben burada ekseni referans aldım ve oturacağı yüzeyleri referans alarak kısıtlarımı gerçekleştirdim ve montajımı da bu şekilde gerçekleştirmiş oldum. Zaten status bölümünde fully constraint diyorsa montajınızı tamamen gerçekleştiğini görebilirim. Eğer bir önceki adımda yani ilk kısıtını verip ikinci kısıtını vermediğim ise bu sefer partial yani kısmi kısıtlandığını söyler. Ve bu noktada ben kısıtlama işlemi gerçekleştirmem gerektiğini bana Creo söylemiş olur. Bu arada şundan da bahsedeyim. Otomatik kısıtı siz ilgili yüzeyleri veya referans noktalarını seçtiğinizde bunu Creo algılar ve Creo'nun belirleyici distance, paralel, angle offset veya constant kısıtlarından birini olarak belirler. Ama bu tamamen aslında sizin montaj parçanızın konumuyla ilgilidir. Hani siz eğer eş merkezlik yaratabilecek bir konuda konumlandırmışsanız bu noktada constant olarak da algılayabilir veya distance olarak da algılayabilir. Eğer siz montaj parçanızı mesela montajlayacağınız noktanın daha uzağında, sağında veya solunda konumlandırdınız. Bu noktada angle offset'te olarak da algılayabilir. Mesela distance dedik. Yüzeyimizi seçtik. Gördüğünüz gibi belli bir mesafede kısıtımı kullanarak montajımı gerçekleştirebilirim. Mesela dedim ki 16 birim mesafede olacak şekilde kısıtlansın dediğimde OK dediğimde bu şekilde kısıtımı 16 mesafede olacak şekilde gerçekleştirmiş olurum. Eğer mesela dersem ki ben ölçüm 16 birim değil de 0 olsun. Aslında tam anlamıyla montaj parçamın ilgili noktaların birbirine yerleştirdiğini görmüş olurum. Eğer ben dersem ki yeni bir constraint alacağım. Bunu da paralel olacağını söyleyeceğim. Bu noktada paralel olabileceğini düşündüğüm yüzeyleri seçerim. Ve paralellik kısıtını uygulamış olurum. Aslında paralel kısıtının çalışma mantığı da bu şekilde işlemiş olur. Flip diyerek yönünü tam karşısına 180 derece dönecek şekilde belirleyebilirim. Eğer dersem ki ben normal olsun. Bu noktada yüzeye normal olacak şekilde kısıt işlemini gerçekleştirmiş olurum. Gördüğünüz gibi yüzeyler birbirlerine normal olacak şekilde konulanmış oldu. Angle offset dersem de gördüğünüz gibi bir açı şeklinde bu uygulamayı gerçekleştirmiş olur. Mesela dersem ki 150 derece olsun. 150 derecede bir yüzeye açılı bir şekilde kısıtımı gerçekleştirmiş olurum. Flip diyerek tam tersi yönde 150 derece gerçekleştirmiş olur. Veya eksi 30 verebilirim mesela. Yani burada benim vereceğim açıya göre aslında benim kısıt işlemini gerçekleştirmiş olurum. Bu noktada gördüğünüz üzere
Angle offset ve distance ve normal kısmını birden farklı mantıkta çalıştığını ve bizim ihtiyacımıza göre bunlardan birini seçebileceğimizi Creo bize söylüyor. Kısıtlarımızdan bahsetmişken şimdi sizlere biraz mekanizma bağlantılarından bahsetmek istiyorum. İlk örneğimi açıyorum. Ve sizlere slider yani kaydırma mekanizması nasıl çalıştığını bu uygulamada göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi önümüzde bir montaj yapmış parçamız mevcut. Biz buraya yeni bir tane montaj işlemi gerçekleştireceğiz. Ama bunu yaparken mesela Blade 2'yi açıyorum. Gördüğünüz gibi Blade 2 parçamı karşıma geliyor. İlk başta ben diyorum ki User Defined içerisinden slider bağlantım olacağını söylüyorum. Eksenlerimi referans alarak birbirine eş merkezi hale getiriyorum. Ve düzenlerimi açarak bu düzenlerin birbirine referans oluşturarak bu noktada kayma işlemini gerçekleştireceğini söylüyorum. Yani ben mekanizma bağlantımı önce eksenlerimi kullanarak sonra düzenlerimi kullanarak gerçekleştirmiş oluyorum. Flip diyerek de geometrinin yönünü tam tersine bana bakacak şekilde gerçekleştirebiliyorum. Okey'e tıklıyorum. Yani slider mekanizmasının çalışmasını bu şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi sizlere pin bağlantısı nasıl gerçekleşir bunlardan bahsedeceğim. Uygulamayı açıyorum. Gördüğünüz gibi önümüzde bir yine aynı geometriyle oluşturulmuş bir montajımız var. Assembly içerisinden Alt 2'yi tıklıyorum. Gördüğünüz gibi parçam karşıma geldi. İhtiyacım olan konuma yakın olabilecek şekilde getiriyorum. Ve User Defined içerisinde pin bağlantısı olacağını söylüyorum. Yüzeylerimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi yüzeylerimi seçtim. Constant yazısını aldım. Yani Constant kısmını oluştuğunu gördüm. Ve oturacağı yüzeyleri seçerek Connection Definition tamamlanmış olduğunu bu şekilde görmüş oldum. OK'ye tıklarım. Peki, şimdi biz bu tanımlamayı yaptık. Nasıl hareket vereceğiz? Hareket verebilmemiz için Component bölümünde bulunan alanda Drag Components aracına tıklıyorum. Yüzeyine tıkladığımda gördüğünüz gibi hareket işlemini tanımladığım mekanizmaya göre gerçekleştirmiş oluyor. Hemen Snapshot altında bununla ilgili olarak bir ekran görüntüsü alabilirim. Bunu ilgili şekilde düzenleyebilirim veya oluşturduğum ekran görüntüsüyle silebilirim. Şimdi son olarak da size slider ve pin bağlantısından bahsetmişken silindir bağlantısından da bahsederek aslında mekanizma bağlantılarımızı bitirmiş oluyoruz. Silindir connection klasörümüzü tıklayıp Circuit Set Working Directory diyoruz. Ve Silindir Connect asembleyi açıyoruz. Gördüğünüz gibi daha önce tanımlanmış slider ve pin bağlantılı geometrimizin üzerine tıklıyorum. Ve Drag Component'la aslında bu bağlantının daha önceden tanımlandığını görüyorum. Peki ben bu parçayı özellikle şu gördüğünüz parçayı yüzeyini seçtiğimde krem parçası olduğunu görüyorum. Bir silindir şeklinde hareket etmesini nasıl sağlayabilirim? Bunun için de gördüğünüz Roll parçası üzerine tıklayarak Add Definition diyorum. Ve sağ tıklık yapıp Add Set diyorum. Ve buna silindir bağlantısı olacağını söylüyorum. Eş merkezli yüzeyler seçerek ben işlemi gerçekleştiriyorum ve OK tıkladığımda aslında yüzeylerimin birbirine oturduğunu görüyorum. Bu noktada Drag Components diye gördüğünüz gibi
daha önce tanımlanmış olan bağ tanımına beraber ben silindir bağlısı, pin bağlısıyla hareket işlemini veriyorum. Slider'la kaydırma işlemini veriyorum. Ve silindirle silindir işlemini bu şekilde vermiş oluyorum. Close diyorum. Close diyorum. Release not displayed diyorum. Aslında montaj işlemi Creo'da bu kadar basit gördüğünüz üzere. Şimdi sizlere bir de patlatılmış görünüşlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle patlatılmış görünüş alabilmeniz için sizin assembly ortamınızda bulunmanız gerekmektir. Gördüğünüz gibi Vim Manager içerisinde Export bölümüne girerseniz aslında daha önce tanımlı olmuş bir patlatılmış görünüş olduğunu görebilirsiniz. Ben eğer patlatılmış görünüş görüntüsünü istemiyorsam Model içerisinde Model Display bölümünde bulunan Export View'ü deaktif edebilirim veya grafik toolbarına daha önce eklenmiş olan Export View'ü tıklayarak yeniden Default Export'umu aktif edebilirim. Peki ben bunun patlatılmış görünüşümü kendi istediğim şekilde görsün istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım? New diyerek yeni bir isim veriyorum. Deneme ismi. Ve Edit içerisinden Edit Position'a tıklayarak aslında patlatılmış görünümü kendim düzenleyebiliyorum. Herhangi bir oturuma tıkladığımda gördüğünüz gibi ileri geri, yukarı, sağa sola şeklinde hareket ettirebiliyorum. Rotate diyerek herhangi bir tane mesela bir eksen verelim. Bir kenar doğrultusunu, mesela bir kenar doğrultusunu verdim. Kenar doğrultusunda rahatlıkla hareket ettirebiliyorum, döndürebiliyorum. Aslında burada bütün hikaye benim bir eksen veya bir kenar referans olarak döndürme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Veya dediğim gibi serbest bir şekilde hareket işlemini gerçekleştirebiliyorum. Şimdi ben sadece translate yani öteleme işlemi kullanarak bu şekilde hareketimi gerçekleştiriyorum. Bu noktada siz ilk baştaki ve sondaki halini alabiliyorsunuz. Sağ tarafta Expo Lines yani kozmetik line'lar oluşturabiliyorsunuz ama bunu bir sonraki örneğimizde geleceğiz. Bu şekilde çizgilerini göstertebiliyorsunuz. Biz şimdi istediğimiz şekilde patlatılmış görünüşümüzü karşımıza getireceğiz birazdan. Gördüğünüz gibi burada rahatlıkla CTRL ile üçünü birden hareket ettirebilirsiniz. Bu arada şundan da bahsedeyim. Birden fazla unsur seçerek hepsini bir arada patlatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben burada civataları bir arada patlattım. Gördüğünüz gibi patlatma işlemini teker teker unsurlarını seçerek gerçekleştirebiliyorum. Ve gördüğünüz üzere yeniden patlatılmış bir görünüş belirlemiş oluyor. İsmini de deneme 1 olarak belirliyorum. Ve gördüğünüz üzere deneme bir patlatılmış görünüşüm otomatik olarak karşıma geliyor. Expose View'u da kapatabiliyorum. Aktif ederek bunu açabiliyorum. Patlatılmış görünüşün aslında mantığı bu şekilde çalışmak. Şimdi bir de son olarak son uygulamamızda size patlatılmış görünüşün unsurları içerisinde çizgiler oluşturarak hangi parçanın nereye yerleştireceğini çizgilerini oluşturmak için Export Lines'tan bahsedeceğim. Export Lines'e asamaya tıklıyorum. Bu noktada gördüğünüz gibi daha önceden View Manager içerisinde bulunan EXP0001 adlı isimli patlatılmış görünüşümü aktif ediyorum. Ama ben bunun üzerinde bir düzenleme yapacağım.
Bu noktada yeniden edit pozisyon diyorum. Ve bu sefer diyorum ki pre kozmetikler, yani kozmetik line'larım olsun istiyorum. Bu noktada 120 seçerek apply diyorum. 120 seçiyorum. Diğer olsun 120 seçiyorum. Silindir ekseni olarak seçebilirim veya normal to surface olarak da bu şekilde işlemi gerçekleştirebilirim. Apply diyorum. Hepsini tek tek bu şekilde montajlanacağı parçaları nereye montajlanacağını bilgisini bu şekilde verebiliyor. Mesela diyorum ki apply diyorum. Bu şekilde gördüğünüz üzere tek tek montajlama işlemini olacağı yerleri referans olarak gösteriyor. Aslında çizgileri göstermek bu kadar. Gördüğünüz üzere basit. Genel olarak da aslında patlatma, görünüş patlatma veya patlatılmış görünüşün montaj parçanın referansını çizgi olarak oluşturma işlemi Creo'da bu kadar basit olmuş oluyor. Genel olarak aslında temel montaj eğitimimizde gördüğünüz üzere bu kadar. Montaj işleminde gayet gördüğünüz üzere gayet basit. İlgili kısıtlamalarınızı tanımlayıp fully constraint yazısını aldığınızda aslında montajınızı gerçekleştiğini görüyorsunuz. İlgili mekanizma bağlantılarını tanımlarsanız rahatlıkla hareket mekanizması, hareket işlevi montaj parçanızı verebiliyorsunuz. Montajınızı patlatabiliyorsunuz. Aynı zamanda ilgili referans çizgilerini göstererek montajın aslında nereye gerçekleştireceğini görsel olarak karşınıza getirebiliyorsunuz. 5. hafta eğitimimiz bu şekilde tamamlanmış olmakta. Bizlere LinkedIn üzerinden Informatik Innovation yazarak ulaşabilirsiniz. YouTube'da Creo Türkiye sayfasını takip edebilirsiniz. Veya gelişmelerimizden haberdar olmak için informatikplm.com'u sayfasını takip edebilirsiniz. Eğer herhangi bir sorunuz mevcut ise sorularınızı alabilirim. Katılımınız için teşekkür eder. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.